یوسف زهرا مظهر تهایاندسان مولا. Değerli katılımcılar, yine aramıza uzaklardan gelen, ülkemizden, güzel İstanbul'umuzdan bizi şereflendiren değerli bir konuşmacımız var. Araştırmacı yazar Musa Güneş hocamı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. الله تعالى صاحب olduğu sıfatlar, özellikler, nitelikler ve isimler sonucu bu alemi yaratma gerekliliği duymuştur. Yani bu alemin yaratılışı aslında Allahu Teala'nın sahip olduğu özellikler açısından zorunludur. Ve Allahu Teala eğer Rahman ise, eğer Allahu Teala Razık ise, eğer Allahu Teala Halık ise, yaratıcı ise birilerini yaratmak zorundadır. Birilerini yaratıp da ona rızık vermek zorundadır. Birilerini bağışlamak zorundadır. Birisine merhamet etmek zorundadır. O nedenle böyle bir evrenin içinde de insan olmak üzere yaratılması kaçınılmaz bir zorunluluktur ve olması gerekendir. Ve Allahu Teala eğer bu alemi yaratmışsa bu alem içinde bir süreç ve bu sürecin de sonunda varacağı bir hedef ve amaç gayesi söz konusudur. Eğer insan da bu evrende bir amaç ve bir hedef üzere Allahu Teala tarafından yaratılmışsa demek ki Allahu Teala'nın da bu amacı ve bu gayesi er geç bu dünyada hakim olacaktır. Bu dünya devam ettikçe ve bu dünyada da insanoğlu yaratılıp da hayatını devam ettirdiği sürece Allahu Teala'nın da ilk başta bu dünyayı yaratmadaki amacı ve bu insanoğlunu bu dünyada yaratmadaki gayesi de gerçekleşecektir, vuku bulacaktır. Peki Allahu Teala bu alemi niye yarattı? Kim için yarattı? Velakat ve halaka lakum ce'ale lakum. Allahu Teala bütün bu evreni, bütün kainatı, bütün her şeyi aslında insanın tekamül edebilmesi için, bu dünyada yaşamını sürdürebilmesi için, o istenen amaca, ilahinin istediği hedefe ulaşabilmesi için bu insanın yetkisine vermiştir. Yani insan kemale ersin, yani insan yaratıldığı amaca doğru ilerlesin diye Allahu Teala bütün alemdeki her şeyi insanın yetkisine bırakmıştır. Ta insan o hedefe ulaşsın. Peki insan ne için yaratılmıştır? Acaba Allahu Teala insanoğlunu yarattı da yeryüzünde fesat mı işlesin, meleklerin dediği gibi kan mı döksün? Bu muydu Allah'ın gayesi? Elbette ki bu değildi. Bakın tarihte ve Allahu Teala'nın söylediğim konular üzerinde buraya toplanmışız. Bu meclisten faydalanmak için, bu meclisten bir şeyler elde etmek için üzerinde düşünelim. Söylenen konuların üzerinde bir şeyler de almış olsak
nasiplenmiş oluruz. Bu açıdan dikkatle bazı konulara, hususlara dikkat edelim. Allah-u Teala insanoğlunu yaratmıştır ve insanoğlunun hem fertlerini ve bireylerini tekamüle erdirmek istemiştir, hem de insanlığın kendisini ve toplumunu kemale erdirmek istemiştir. Bakın, Allah-u Teala eğer insanı kendisine halife olsun diye yaratmışsa, bir birey Allah-u Teala'ya halife olabilir ve eşref-i mahlukat olur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gibi. Yahut peygamberimizden önceki diğer peygamberler gibi. Bunların hepsi Allah'ın halifesiydiler aslında. Yani Allah'ın bütün isimleri, bütün sıfatları onlarda tecelli etmişti ve bunlar tamamen Allah'ın kulu olmuşlardı. Fakat bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bir diğer iradesi, bir diğer amaç ve gayesi de vardır ki o da gerçekleşmesi lazımdır. Bireylerin kemale ermesinden öte Allah-u Teala'nın toplumları, toplumu ve insanlığı da o istenen hedefe ulaştırması lazımdır. Ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala buyuruyor ki ben insanları ve bütün cinleri, yani mükellef olabilecek her türlü varlığı bir gaye için yaratmıştım. O gaye nedir sizce? İlla liya'budun. Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler ve ibadet etsinler diye yarattım. Bu Allah-u Teala'nın bizim için belirlediği bir amaç ve gayedir. Evet, ya'budun, ibadet etsinlerin anlamı Allah'ı tanımaktır, Allah'ı bilmektir. Fakat ben size soruyorum. Arkadaşlar, bacılar, değerli müminler, eğer biz bir hedef için yaratılmış isek, bu hedef bizim hayatımızın kaç noktasında var, kaç dakikasında var, kaç saatinde var? Eğer ibadet için yaratılmışsak, ibadet bizim hayatımızın hangi köşesindedir, neresindedir? Bu çok çok önemlidir. Biz sadece günde bir iki dakika, beş dakika, on dakika, yarım saatlik bir küçük ibadetimizle o Allah'ın bizim tüm hayatımızı egemen ve hakim olması gereken hedefinin gerçekleşmesini sanıyoruz. Oysa böyle değil. Bu ibadet bizim hayatımızın tüm evrelerine, tüm anlarına ve dakikalarına bile hakim olması gerekiyor. Bu ibadet. İşte biz eğer bu ibadet için, eğer biz ilahi bir hedef ve gaye için yaratılmış isek, bu hedefi, bu gayeyi de gerçekleştirmek zorundayız. Neden? Çünkü Allah-u Teala insanları zorunlu olarak mümin yapmaz. Allah-u Teala kimseyi zorunlu olarak kafir yahut zalim yapmaz. Burada insanların kendisine sunduğu ve imtihanlar neticesinde bir takım tercih hakkı olan durumları bunlarla karşılaştırır ki onlar kendi seçimleriyle oraya varabilsinler. Yani bir insan eğer uzman, profesör olmak istiyor ise nasıl ilim peşinde gitmesi lazım? Aşama aşama, kademe kademe gitmesi, kat etmesi ve bunları elde etmesi gerekiyor ise Allah-u Teala insanlığın da o gerekli kemale ulaşabilmesi için tedrici bir şekilde, aşama aşama ve kademeli bir şekilde ilerlemesini irade etmiştir. Yani mucizeyle, zorla Allah-u Teala kimseyi bir anda değiştirmez. Bu Allah-u Teala bir anda bir insanı değiştirmediği gibi, bir anda bir insanı insanlığın zirvesine ulaştırmadığı gibi toplumları da bu şekilde değiştirmez. Bu toplumlar da belli bir süreçten geçmesi lazım. İmtihanlara tabi tutulması lazım. Bu imtihanlar neticesinde bu toplum da o istenen, o ideal toplum seviyesine ulaşmış olsun. Peki Allah-u Teala İnsanlığı, insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmışsa, düzenin ta yarattığı insanların ilk başından şu günümüze kadar ve hatta dünyanın gidişatına baktığımızda kıyamet gününe kadar bu insanlığın durumu ne tarafa doğru gidiyor? Bunun üzerinde düşündük mü? İlahi hedef ve gaye gerçekleşmiş oluyor mu acaba? Yoksa Allah-u Teala'nın iradesinin aksine bir cereyan mı söz konusudur? Allah-u Teala'nın iradesi, hedefi kesinlikle gerçekleşecektir.
Bu Kur'an'ı vaattır ve bunda şek ve şüphe de yoktur. Ve yeryüzüne Allahu Teala'nın kendi vaadi gereği insanların en iyisi yani salih kullar varis olacaktır. Fakat o varis kulların yeryüzüne toplum manasında hakim olabilmesi için de bir zemin, bir ortam oluşturulması lazım. Yani toplumlar eğitilmesi lazım. Toplumlar tam bir hazır hale gelmesi lazım ki insanlık yeryüzüne hakim olabilsin. Allahu Teala insanları bir anda, hatta ülemamızın buyurduğu gibi Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam accelallahu teala ferecehut şerifin zuhuru bir anda gerçekleşip de insanların içerisinde bir patlayış neticesinde bir devrim sonucu aniden insanları tamamen iyiliğe doğru sevk edecek türden bir kıyam değildir. Hazreti Mehdi'nin kıyamının da gerçekleşmesi, yani zuhurunun gerçekleşmesi, yani yeryüzüne salih ve iyi kulların hakim olabilmesi için de toplumların, bireylerin yanında topluluğun ve insanlığın hazır hale getirilmesi lazım. Bu hazır hale getirilmesi için Allahu Teala insanları ta Hazreti Adem'den günümüze kadar ve günümüzden kıyamet gününe kadar ne yapacaktır? Eğitecektir. Ki bu toplum o kıvama gelebilsin, insanlığa ve dünyaya hakim olabilsin. Bu toplumu hazırlamak lazım. Bu bireyleri hazırlamak lazım. Bu bireyleri hazırlamak için de Allahu Teala neler yaptı? Peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerin amacı ilk başta tabii ki insanları tek tek eğitmekti, terbiye etmekti. Bunları o istenen kemale doğru götürmekti. Hazreti Adem'in döneminden tutun Hazreti Hud, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dönemine kadar ki Peygamberimiz Hatemul Enbiya'dır. Onun dönemine kadar insanları eğite eğite gelmişler ve aslında bütün peygamberler bu gelişleriyle ve bunların sonuncusu ve sonlandırıcısı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini kamil bir şekilde insanlığa sunarak aslında o kıyamet gününden önceki Hazreti Mehdi'nin hükümetine bir zemin hazırlamak. Bu nedenle ben diyorum ki Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam accelallahu teala ferecehu şerifin gelişini istemek biraz tuhaf geliyor bana. Dua ediyoruz Hazreti Mehdi gelsin diye. Evet, dua ediyoruz, doğrudur. Ama ben buna inanıyorum. Ben diyorum ki Hazreti Mehdi 1885 sene öncesinde gelmiştir. Ve eğer bu 1185 özür dilerim. 1185 sene öncesinde Hazreti Mehdi dünyaya gelmiştir ve gaybete çekilmekle aslında Hazreti Mehdi kendi kıyamet gününden önceki o salih kulların hakimiyetine zemin ve ortam oluşturmaktadır kendisi. Bu açıdan diyorum Hazreti Mehdi'yi biz bekliyoruz. Onun zuhurunu bekliyoruz. Onun dünyaya gelip hakim olmasını bekliyoruz. Ama o bizden vallahi billahi Hazreti Mehdi bizden daha çok kendisinin zuhur etmesini bekliyor. Yani biz bekleyeniz, biz munteziriz. Müntezir bir insan da beklenen insan için neler yapması gerekiyor arz edeceğim. Fakat ben diyorum bizden önce de o ilahi vaadın, İlahi sözün gerçekleşmesi, yani insanların içerisinde en salih insanların dünyaya hakim olması, vaadinin gerçekleşmesini en çok bizden Hazreti Mehdi daha fazla bekliyor. Hazreti Mehdi gaybet döneminde küçük gaybete çekildiği anda aslında o özel niyabetle bu dünya üzerindeki gidişata hakimiyetini ve bunları nasıl uygulayıp da icra edeceğini, İslam ümmetini nasıl kontrol edeceğini, bu ilahi bir şey, hiçbir zaman Allahu Teala bir şeyi hikmetsiz, sebepsiz yapmaz. Eğer Hazreti Mehdi küçük gaybet döneminde 4 tane özel naibiyle bu İslam ümmetindeki olayları, gelişmeleri, hadise ve vakaları
kontrol ediyorduysa, bunu yönlendiriyor idiyse, eğer Şeyh Mufide kendi yazdığı mektubunda inna gayru muhmilina li emrikum ve la nasina li zikrukum, biz sizin işlerinizi asla ihmal etmeyiz, biz sizi asla unutmayız demişse, de, demek ki Hazreti Mehdi Hristiyanlık konusunda veyahut Hazreti İsa'nın gökyüzüne çekilmesi olayında olduğu gibi bu dünyadan koparılıp da ayrı yaşamıyor. Hazreti Mehdi şu anda bile bu dünyanın içerisinde, bu dünyada geleceğe yönelik hükümetin, salihlerin hakimiyetinin ortamını oluşturuyor. Eğer küçük gaybet döneminde 4 tane kendi naipleriyle, özel naipleriyle bu gidişata yön veriyor idiyse, bugün de vallahi billahi Hazreti Mehdi vasıtayı feyzidir. Allah'ın yeryüzüne gelen bütün feyizlerinin vasıtasıdır. Hazreti Mehdi şu anda bile o kıyama kendisi zemin oluşturuyor, şey yapıyor. Nasıl? Genel niyabet konusuyla. Genel niyabet nedir? Allahu Teala insanları yarattıktan sonra bunları imtihanlara tabi tutmuştur. Neyle imtihan etmiştir? Bu insanlık bu kemale imtihanlar neticesinde ulaşmıştır. Peki Allahu Teala insanları ilk başta kimlerle imtihana tabi tuttu? Peygamberlerdi. Peygamberler insanların imtihan vesilesiydi. Bunları Allah'a götürme yolunda bunlarla birlikte olmuştur ve bunları ilahi davete davet ederken, Allah'ın istediği o yaşam tarzına davet ederken aslında insanlar peygambere karşı gelmekle imtihan edilmişlerdir. Veyahut peygamberin yanında yer almakla sabır göstererek imtihana tabi tutulmuşlardır. Peygamberlerden sonra ta geldi Hatemul Enbiya'ya. Bu açıdan ben diyorum ki Hazreti Mehdi Hatemul Evsiya, yani vasilerin ve imamların en sonuncusu ve peygamberimiz de Hatemul Enbiya, peygamberlerin en sonuncusu. Bu ikisinin arasında bir benzerlik var. Hatem sonuncu demektir, sonlandırıcı demektir ama bir diğer dakik anlamıysa Hatemul Enbiya, Hatem ma hatemel meratibe bi esriha. Hatem o kimsedir ki bütün makamları, bütün mertebeleri, bütün dereceleri tamamıyla kat etmiştir. Hepsine sahiptir. Allah Resulü Allah'ın en yüce makamlarının hepsine sahiptir. Aynı şekilde Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam da peygamber gibi bu ilahi derece ve makamların hepsine vesayet ve velayet anlamında sahiptir. Şimdi Allahu Teala peygamberleri ne için gönderdiyse Hazreti Mehdi de peygamberlerin görevini şu anda biz göremiyoruz. Biz ondan kayıbız. O bizden gaif değildir. Biz onu göremiyoruz. O sürekli bizi görüyor. Her zaman bizim halimize nazırdır. Bizim yaptıklarımız onun kendisine sunuluyor ve hiçbir zaman bizleri de unutmuyor. Eğer bugün Suriye'de bir takım olaylar gerçekleşiyorsa siz bunda İmam-ı Zaman'ın elinin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Eğer küçük gaybet döneminden sonra Şeyh Saduk'a verilen bir görev, bunların hiçbirisinde ilahi hikmet ve mehtevi nezaret ve denetimin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Daha sonrasında Şeyh Mufid, daha sonrasında Şeyh Tusi, Seyyid Murtezalar, Seyyid Reziler, daha sonrasında nice alimler, Bahauddiniler, daha gel Brocirdiler, daha gel İslam devriminin kurucusu ve yöneticisi Hazreti İmam Khomeini ve diğer olaylar ki Bahreyn'den tutun, Yemen'den tutun, Irak'tan tutun, diğer İslam ülkelerinde ve dünyanın birçok yerinde gerçekleşen bu olay hakkında gerçekten Allahu Teala'nın bir hikmetinin olmadığını mı düşünüyoruz? Bu nedenle ben diyorum ki aslında Allahu Teala da o gerçek hükümetin gelişmesini, gerçekleşmesini ve o hükümetin gerçekleşme zemininin hazırlamasını istiyor ve bekliyor. Ve bunun için de ortam oluşturuyor. Eğer bizler de Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam Accelallahu Teala ferecehu şerifin kıyamını bekliyor isek, bizler onun zuhur etmesini bekliyor isek, elbette ki beklemek sadece oturup kuru kuru birilerini düşünüp beklemek manasında değildir. Eğer bir insan hastadır, iyileşmesini bekliyor ise sadece yerinde oturmaz. O iyileşmek için elinden geleni yapar, değil mi?
Eğer birisi gece karanlığında oturmuş da gece akşam olduğunda sabahı ve güneşin çıkmasını bekliyor ise hiçbir zaman karanlığın içerisinde kalmaz. Kalkar o lambayı yakar, yine ışıkta oturur. Beklemek bu manada değil. Beklemek elbette ki beklediğin amaç doğrultusunda kendini de ona benzetmekle olur. Eğer onun gibi, o beklediğin şey gibi olamayacaksan sen demek ki gerçekten beklemiyorsun. Beklemek o beklenenin kendisine benzemeyle olur. Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselamın zuhur etmesini bekliyoruz. Peki Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam tıpkı peygamberler gibi ne için seçilmiştir? Görevi nedir? Asli görevi nedir? Aynen peygamberlerin görevine sahiptir. O da insanlara hidayet yolunu göstermektir. O da insanları uyarmaktır. O da insanlara hidayet, insanlara beşaret ve müjde vermektir. Yani bunları kötülükten alıkoymak, bunları iyiliğe doğru götürmek, insanlığı en son zirveye götürmektir. Ama şunu arz edeyim, deminki sözlerime atfen. Eğer peygamberler geldiyse Allahu Teala'nın yeryüzünde inancını, Allahu Teala'nın iradesini hakim kılmak için ve iyi insanlar oluşturmak için, bu sadece peygamberimizin gelmesiyle, aslında diyoruz ki Hatemul Enbiya, peygamberimizin gelişiyle sona ermedi. Aslında yeni, daha farklı ufuklarda ve mecralarda kapıları insanların önünü açtı. Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselamın da zuhuru aniden mucizevi bir şekilde olmayacaktır. Aslında Hazreti Mehdi'den, Mehdi kıyam ettikten sonra, zuhur ettikten sonra insanların tekamüle, o sonsuz kemale doğru ilerleyişinin kapıları daha yeni açılmış olacaktır. Dikkat edin bu nükteye. Hazreti Mehdi'nin gelişi için biz ortamı, zemini hazırlamamız lazım. Geldikten sonra asıl merhaleler, asıl gidilecek yerler o aşamadan sonra gerçekleşecektir. Artık insanlık, hem insanlık manasında, hem toplum manasında ve hem bireyler manasında gittikçe daha üst mertebelere gidecektir. Yani Hazreti Mehdi'nin gelişiyle insanlar kemal yollarını daha fazla kat etmeye başlayacaklardır. Hazreti Mehdi gelmeden önce bir yere kadar, o geldikten sonra daha da ilerisine gidilecektir. Evet, insanlar peygamberlerin gelişiyle, onların bizleri inzar etmesi ve uyarmasıyla imtihana tabi tutulmuştur. İnsanlar peygamberlerden sonra vasilerin ve imamlarla imtihana tabi tutulmuşlardır. Ne kadar zahirde bu insanlar imtihanda kaybetseler dahi, ama ilahi hikmet bu insanlığı ve insanları kendi istediği yöne doğru sevk ediyor, götürüyor. Ve insanlar imamlardan sonra da imtihana tabi tutulmuştular, değil mi? Yani imtihan peygamber zamanında peygamber vasıtasıyla olduğuna göre, imam döneminde imam aracılığıyla imtihana tabi tutulduğuna göre, şimdiki gaybet döneminde Hazreti Mehdi'nin aramızda zahiren görülmüyor. Aslında o var, biz görmüyoruz. Ama mecazi tabirle Hazreti Mehdi'nin gaybet döneminde insanlar peygamber yok, İmam yok, o manada bizden gayip. İmam yok, peki neyle imtihana tabi tutuluyorlar? Görmedikleri, bilmedikleri, kendilerine hakim ve nazır şahit olmayan birisiyle imtihana tutulmak çok kolaydır. Keşke leytena kunna me'akum. Keşke biz de Kerbela'da olsaydık diyoruz, değil mi? Ha, Kerbela'da değiliz, belki o şartlarda olsaydık bizim de ayağımız kayabilirdi. Biz de o 72 kişiden biri olamazdık. Niye? Artık çünkü imtihanla karşı karşıya kalmışız. Yolu seçme ve tercih etme aşamasındayız. Şimdi peygamber yok, bizim üzerimizde herhangi bir baskısı da söz konusu değil. Biz peygamberle nasıl imtihana tabi tutuluyoruz? İmam yok, imamın bizim üzerimizde bizden direkt istediği bir şeyler de yok o manada. İmtihana tabi tutulmamız bununla ne kadar imtihandan başarılı çıktığımızın göstergesidir. İşte burada o demin bahsettiğim genel niyabet söz konusu oluyor. O da Allahu Teala kendi vilayetini kendi elçilerine vermiştir.
Elçileri de imamlara vermiştir ve imamlar da bu hüccet oluşlarını ve insanları hidayet etme görevini bu dönemde kimlere vermiştir, bahşetmiştir? Ülemaya vermiştir. Arkadaşlar, emin olun, emin olun. Ben ülemanın, alimlerimizin hepsinin makamı yücedir. Rabbim daha da yüce eylesin. Elbette ki bunların içerisinde derecesi daha yüce olanlar var. Birileri de benim gibi derecesi aşağı olan birileri de vardır. Bunda kuşku yoktur ama Allah-u Teala peygamber döneminde insanları peygamberlerle imtihana tabi tuttuğu gibi, imamlar döneminde insanları imamlar aracılığıyla imtihana tabi tuttuğu gibi, gaybet döneminde de insanları imamete çağıran, imamların imametine ve velayetine çağıran, peygamberlerin yoluna davet eden alimlerle de bizleri imtihana tabi tutuyor. Başta kendim olmak üzere. Eğer o alimlerin biz de davetine icabet etmezsek, onlarda bir takım bazı kusurlar, eksiklikler görüp de hemen onları devre dışı bırakmaya kalkışırsak, emin olun Kerbela'da da yine Hazreti Hüseyin'e yol gösteren ve ona akıl fikir veren biz olacağız. Bunu nereden diyorum? Kendim demiyorum. Bu Kur'an'ın ayetidir. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ Ülemanın tarih süreci içerisinde, evet, tağuta, zalime, kötü insanlara karşı koymalarındaki metotları, tavırları farklı olmuştur. Eğer bir dönemde Ayetullah Hoi İran'da veyahut başka bir dönemde Ayetullah Sistani Irak'ta veyahut İran'da Ayetullah Homeini başka müçtehitlerimiz her biri farklı bir gidişat ile, farklı bir yöntem ve metot ile bu yolda devam etmişlerse, demek ki bunların bildiği bir şeyler vardır. Ayetullah Sistani Irak'ta bir fetvasıyla bir ordu kuruyor. Bunlar gerçekten yani hikmetsiz midir? Bunu arz etmek istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki her fırkadan, her gruptan, her tayfadan birileri olmalı ki onların içerisinden çıksınlar ve liyetefekkehu feddin, dinde uzman olsunlar. Dinde derinleşsinler. Dini bilgilerde uzman olsunlar ve bunların asli görevi peygamberlerin görevidir. O da nedir? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ Kendi kavimlerinde döndüklerinde onları uyarsınlar. Peygamberlerin görevi neydi? وَمَا جَعَلْنَاكَ اِلَّا بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Biz seni uyarıcı olarak gönderdiysek, peygamberlerin de alimlerin de görevi, Allah-u Teala Tevbe suresinde ne buyuruyor, nedir? Uyarmaktır. Elbet. Ben önce kendim uyarıcı olarak iyi olmam lazım ki uyarılan insanlar da bana tabi olabilsinler. Fakat biz de bir yerde naklediyoruz. Ehl-i Beyt'in güzelliklerini, Kur'an'ın o maneviyatını insanlara aktarmak istiyoruz. Bu konuda işte ne diyor? Diyor ki ülema konusunda sizi uyardıklarında sizler imtihana tabi tutulacaksınız. Eğer bunların uyarılarını ciddiye almazsanızsa ve bunlara toplumda gerektiği değeri göstermezsenizse, o zaman yine diğer peygamberlerin dönemindeki karşı gelmeleri ve peygamberlerine sadık olmamaları neticesinde tekrar yenilgilere, mağlubiyete doğru ve çöküşe doğru devam edeceksiniz. Buradan ben bir nüktede ayetten çıkarıyorum. Vaktimi bilmiyorum, çok mu aşıyorum? Ama ayet ne diyor? لِيَتَفَقَّهُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِنَ الرَّجِيمِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ Değil mi? Diyor her kavmin, her tayfanın kendi içinden biriler olması lazım. Ki bunlar gitsinler dinde uzman olsunlar ve bunlar gelsinler kavimlerine uyarsınlar, bunlara doğruluğun yolunu göstersinler. Bakın demiyor sadece falan bölgeden, falan ülkeden. Bu ülkeler, bunların hepsi sonradan çıkmadır. Ama diyor her kavmin, her tayfanın, bir köyde bakarsın da 4 tane tayfa var, değil mi? Bir şehirde bakarsın 100 tane kavim, millet ve topluluk var. İşte diyor her birinden biriler olması lazım. Ki o gelsin kendi kavmini ne yapsın? Uyarsın.
Ben Allahu Teala bütün alimlerimizden razı olsun. Zahmetler çekmişler, çeşitli yerlerden, uzak yerlerden gelmişler, gurbet elinde Ehl-i Beyt sevenlerini yalnız bırakmamışlar ve onlara hizmetleri götürmüşler ve bu şekilde de onların Ehl-i Beyt ile Kur'an ile aralarındaki bağı korumaya çalışmışlar. Bu çok güzel, yerinde takdir edilecek. Ama takdire şayan en güzel biliyor musunuz nedir? O da kendi içinizden birilerini gönderip uzman yetiştirip buraya getirmektir. Dikkat ettiniz değil mi? Almanya'da yaşıyorsun, Avrupa'da yaşıyorsun. Ben birisi uzaktan birisi olarak buranın kültürüne de, buranın diline de, burada yetişen çocuğunun psikolojisine de hiçbir zaman ne olabilmem, aşina olabilmem. Hep ona yabancıyım. Onu bilebilmem. Onu kim bilir? Onu burada yaşayan bilir. Onu kim bilir? O çocuğun kendisi bilir. Bu topluma daha nasıl faydalı olabilirim? Bunu en güzel kim bilir? Buradaki olan çocuk. İşte buradan birilerini eğer gönderirsen, orada eğitim alırsa, o eğitimden sonra gelirse, burada emin olun daha fazla başarılı olacağız. Bizim başarılı olmamız hiçbir zaman kendimiz için olmamıştır. Biz başarılı olmayı, hedefe ve gayeye ulaşmayı, insanlar içerisinde daha fazla büyümeyi asla ve asla kendimiz için ilke edinmedik. Biz peygamberlerin bir takım ilkeleri vardır. Ehl-i Beyt'in bir takım ilkeleri var. Ve o ilkelerin de büyük hepsi daha doğrusu Hazreti Mehdi'nin kendi zuhurunda gerçekleşecektir. Aslında onların hepsinin hayata geçmesini istiyoruz. Kendimiz için istediğimiz bir şey yoktur. Bu ilkeler hayatımıza hakim olursa emin olun ki Ehl-i Beyt'e karşı insanları daha güzel bir şekilde çekmiş olacağız. İmam Hasan Askeri aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Curru ileyna kulle mebeddetin. Ne diyor? Diyor ki bütün insanların kalbindeki sevgileri bize doğru çekin. Yani bizi bütün insanlara sevdirin. Yani senin İster ehli sünnet kardeşlerimizden olsun, ister gayrimüslim olsun, Yahudisi olsun, Hristiyan olsun, başka dinlere mensup insanlar olsun. Bunlarla güzel bir arkadaşlık kurman lazım. İnsani ilkelere, insani değerlere dayalı ve Ehl-i Beyt'in bize gösterdiği o güzelliklere dayalı bir ilişkin olması lazım. Arkadaşların olması lazım ve böylece bizi onlara doğru ne yapmanız lazım? Sevdirmeniz lazım. Onların kalbindeki olan sevgileri bizlere yönlendirmeniz lazım. Hep bu yapılırsa o zaman bizler de demek ki Hazreti Mehdi aleyhissalatu vesselam accelallahu teala ferecehu şerifin de zuhuruna zemin ve ortam oluşturmuş oluruz. Niye? Çünkü bizim gaybet dönemindeki en gerekli amellerimizden birisi nedir? Hazreti Mehdi'nin o hükümetinin, o hakimiyetinin gerçekleşmesi için zemin oluşturmaktır. O zemini oluşturmak bizim asli gayemiz ve görevimizdir. O zemini oluşturmadan önce de aslında bizim kendimiz onları kendimizde oluşturmalıyız. Neydi peygamberlerin birinci hedefi gönderilmekten? Toplumda ve insanlıkta, insanların arasında adaleti hakim kılmak. Adaleti hakim kılmak. Yani sen toplumda adaleti hakim kılacaksın. O toplumda adaleti hakim kılmak isteyen öncelikle kendisine olması lazım. Adil olması lazım. Eğer sen adil değil isen toplumda nasıl adaleti sen hakim kılabilirsin? Peki adalet toplumdan önce insanın kendisinde oluşması gerekiyor. İnsanın kendi çevresinde, kendi ev ortamında oluşması gerekiyor. Ardından başka insanlara yöneltilmesi gerekiyor. Bu adaleti sen kendinde oluşturursan emin ol senin o zaman yaptıkların daha da fazla başarılı olacaktır ve fayda sağlayacaktır. Eğer sen evinde oturmuşsan eşine, çoluk çocuğuna karşı kaba ve sert bir şekilde davranıyorsan, sen onların kalplerini rahatlıkla kırabiliyor isen, sen onlara karşı çok gaddarca davranabiliyor isen, bil ki sen henüz adaleti kendinde oluşturamamışsın. Adaleti kendisinde oluşturamayan başka bir yerde adaletin hakim olmasını ister mi? Sonunda o adaletin kılıcı gelip kendisini bulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Sa'd bin Maaz'ın cenazesinde bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Sa'd bin Maaz peygamberimizin ashabından birisidir. Bir bakıyorsun ön tarafta geçip onun tabutunu
omzuna alıyor. Bir bakıyorsun sol tarafta, bir önde, bir arkada. Daha sonra kendisi mezara iniyor. Onun cenazesini alıp mezara koyuyor. Ve tekrar kendisi ona telkin ediyor. Ve daha sonra bunun mezarının üstünü örtüyor. Mezardan çıkmadan önce annesi diyor, ya Sa'd, müjdeler olsun sana cennet. Ashab diyor ki, ne mutlu Sa'da, peygamber bunun cenazesinde bunları yaptı. Kendisi bunu taşıdı. Kendisi bunu ellerine alıp mezara koydu. Ve kendisi de bunun mezarın üstüne toprağını sürdü. Ne mutlu sana ya Sa'd diyorlar. Allah Resulü mezardan çıkarken buyurdu, birazdan Sa'd'ın mezarını öyle bir şiddetli azap yakalayacak ki sesi yerleri ve gökleri inlendirecek. Şimdi Hazreti Peygamberimizin o yaptıkları ve bu sözü arasında bir çelişki var. Evet, Sa'd bin Muaz değerli bir insandır. Birçok fedakarlıklar, mücahedeler, savaşlara katılmıştır. Peygamberimizin de sevdiği bir şeydir. Ama hayatında küçük bir hata var, bir yanlış var ki o da kabir azabına giriftar olmasına neden oluyor. Diyorlar ki, ya Resulallah ne oldu, neydi o ki Sa'd bu kadar senin saygına, ikramına, tekrimine, övgüne mazhar iken sen bunun kabrinin de azapla dolacağını söylüyorsun. Buyurdu ki Sa'd evinde dili acı ve eşine, çocuğuna karşı kaba ve sert davranıyordu. İşte Allah-u Teala bundan dolayı bu Sa'd'ı orada azaplandıracaktır. Ha bu sadece erkeklere değil bacılar. Sizlerin de eşlerinize karşı biraz daha saygılı olmanız gerekiyor. Çocuklarınıza karşı daha sevecen olmanız gerekiyor. Ya sen çocuğuna karşı öyle gaddar bir şekilde davranırsan, onun kişiliğini zedelersen, bırak daha çocuğunun kendisinin gelişmesindeki eksiklerini, onun zararlarını, psikolojisindeki zararlarını, sen aslında kendin içinde bir takım kötü sonuçlar doğuruyorsun, ortaya koyuyorsun. Rabbim işte bizleri bu güzellikleri görmeyi ve bu güzelliklerden ders almayı muvaffak etsin inşallah. Ben sözlerimin sonuna gelirken bir iki tane özür dilerim. Çok kusura bakmayın, biraz uzadı konu ama son sözlerim olarak şunu arz etmek istiyorum. İmam Zeynül Abidin aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ya Eba Halid el-Kabuli. Eba Halid el-Kabuli, yani Kabil'li bir Ebu Halid diye birisi var, İmam Zeynül Abidin'in ashabından. Ona şöyle buyuruyor, bu söze çok dikkat edin. Aslında bir insan, Peygamberimiz dünyadaki bütün insanların hepsinden daha değerli, daha üstün, daha şerefli. Eşref-i mahlukat değil mi? Eşref-i kainat. Bütün her şeyden yüce. Ama Peygamberimiz kadar en tehlikeli durumda olan kimse yoktur. En yüce konumdaysan demek ki en tehlikeli de konumdasın. O makamı koruyabilmen gerekiyor. Eğer yüce bir makam verilmişse senin de çok dikkat etmen lazımdır. Ebu Halid el-Kabuli'ye ne diyor İmam Zeynül Abidin? Diyor ki, İnne ehle zamanı gaybetihi, Hazreti Mehdi'nin gaybetindeki insanlar... Bir, el-kailine bi-imameti. Onlar ki Hazreti Mehdi'nin imametine inanıyorlar. Hazreti Mehdi'nin imametine inananlar. Vel-muntezirine li-zuhurihi. Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesini bekliyorlar. İşte o gaybet döneminde bulunup da Hazreti Mehdi'ye inanan ve onun gelişini, onun zuhur edişini bekleyen insanlar efdalu min kulli zamani. Bütün zamanlardaki insanlardan daha üstündürler. Bu dönemdeki insanlar, geçmişteki dönemdeki insanların hepsinden üstündürler. Biliyorsunuz bütün ümmetlerin içerisinde en üstün ümmet hangi ümmettir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ümmetidir. En üstün ümmet İslam ümmeti ise... İmam Zeynül Abidin buyuruyor ki ve İslam ümmeti içerisinde de en üstün insanlar Hazreti Mehdi'nin imametine inanıp da onun gelişini bekleyen insanlardır. İnsan şaşırır. Hatta bazı hadislerde ben ulemadan birisinden duydum. Diyor ki
Selman-ı Farisi biliyorsunuz. Peygamberimizden sonra en yüce makama, Hazreti Ali'den sonra Ehl-i Beyt'ten sayılan, en yüce makama sahip olan ashabtan birisi bile İmam Cafer Sadık nakledilen hadise göre diyor ki kıyamet gününde Hazreti Mehdi'nin gaybet döneminde Hazreti Mehdi'yi bekleyenler onun imametine inanıp da iyi olan insanların durumuna kıyamette Allah'ın onlara vereceklerine gıpta eder. Selman-ı Farisi sizin halinize gıpta ediyor. İmam Zeynül Abidin diyor ki siz bütün zamanların insanlarının en üstünüsünüz. Peki niye? Bu üstünlük nereden geldi acaba? Yani biz gerçekten şu manada oturalım kendi aramızda Allah ile kıyaslayalım. Biz Selman-ı Farsi'den mi üstünüz? Bizim gecelerimiz, gündüzlerimiz ibadetle mi geçiyor? Biz sade, tamamen Allah'a adamışız kendimizi, sade bir hayat mı yaşıyoruz? İbadet bizim hayatımızın tüm anlarını kapsamış mı? Yoksa günümüzün birkaç dakikasını kapsamış mı? Köşede, bucakta kalmış mıdır? Bunu İmam Zeynül Abidin şöyle açıklıyor. Diyor ki, لِأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَعْتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْاَفْخَامِ وَالْمَعْرِفَةِ مَا سَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَةِ Bu çok önemlidir. Çünkü diyor ki Allah-u Teala onlara kavrayış, akıl ve idrakten öyle bir şey vermiştir ki bunlar peygamberi görmedikleri halde, bunlar imamları görmedikleri halde sanki görüyormuş gibidirler. Görüyormuşçasına peygambere inanıyor. Görüyormuşçasına Hazreti Mehdi'ye inanıyor. Neden? Çünkü akıllar kemale ermiştir. Öyle kemale ermiştir ki kavrayış ve bilgi artık imam-ı zamanı sanki şu anda hazır ve nazır görüyor. Eğer sen imam-ı zamanı bu akılla, bu idrak ve kavrayışla bilirsen, görürsen o zaman sen acaba imam-ı zamanın razı olmadığı bir işi ki Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Yapar mısın? Yapmazsın. İşte bizim üstünlük sebebimiz bundan dolayıdır. Diğer bir nokta ise Allah-u Teala insanları ne için yaratmıştı? İbadet için yaratmıştı. Ve hadislerimizde ne geçiyor? اَفْدَلُ اَعْمَالِ اُمَّتِي Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim ümmetimin en üstün ameli nedir? Fereci ve zuhuru beklemektir. İbadetlerin en üstünü zuhuru beklemekse Allah-u Teala da bizi ne için yaratmıştı? İbadet için yaratmıştı. O zaman bu zuhuru beklemek bizim her anımıza hakim olması lazım. Her zaman Hazreti Mehdi'yi beklememiz lazım. Değil yılda sadece doğum gününde. Hazreti Mehdi'yi her gün hatırlamamız lazım. Her gün onun o mehdeviyetini insanlara tanıtmamız ve insanları ona doğru yöneltmemiz gerekiyor. Bu duayla da sözlerime son vereyim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cuma günleri Hazreti Mehdi'nin günüdür diyoruz ama her gün Hazreti Mehdi'nin günüdür. Bu duayı okumak ve ben bu duaların her pasajında herkesin yüksek sesle amin demesini istiyorum. Bir selavat buyurun. Diyor ki Allahümme nevver bi nurihi kulle zulmetin ve hudde bi ruknihi kulle bid'atin ve ehdim bi izzihi kulle dalaletin ve aktasim bihi kulle cebbarin ve ahmid bi sayfihi kulle narin ve ehlik bi adlihi cevre kulle cair ve acir hukmahu ala kulle hukmin ve ezille bi sultanihi kulle sultanin. Allah'ım onun nuruyla her karanlığı aydınlat. Allah'ım onun sağlam gücüyle, onun sarsılmaz gücüyle her bid'atı yok eyle. Allah'ım onun izzetiyle her sapıklığı yerle bir eyle. Allah'ım onun vasıtasıyla her zorbanın, her tağutun, her zalimin belini kır.
onun gücüyle, onun kılıcıyla her fitne ateşini söndür. Allah'ım onun adaletiyle her zulmü sonlandır. Allah'ım onun hükmünü her hükmün üzerine taşı. Onun hükümranlığıyla her hükümranı zalim eyle. Allahu Teala inşallah adaleti yeryüzüne hakim kılacak ve bütün insanlara insanlık ilkelerine hakim kılacak. Hazreti Mehdi Accelallahu Teala Ferecehu Şerif'in zuhurunu bir an önce gerçekleştirsin. Teşekkür ederim. Zahmet ettiniz, dinlediniz. Yönetenler, burada sunucumuz değerli kardeşim Hacı Hasan Babur ve bu programı gerçekten güzel bir şekilde organize edip insanlarımızı burada Hazreti Mehdi'yi anmaya davet eden saygıdeğer değerli başkanımız Hacı Behman Güneş ve burada güzel feyizlerde bulunan, sizlere istifade etmeniz için ellerinden gelenler yapan ve zahmet çeken herkesten razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, bu konuşmaya ve bugüne bu salavat az gelir diye düşünüyorum. Güçlü bir salavatla hocamızı yerine alıyoruz. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık değerli hocam. Var olun. Allah razı olsun. Evet, değerli dostlar. Şimdi huzurlarınıza bir hanım kardeşimizi davet edeceğiz. Kızımızı, yanlış bilgi. Bir hanım kızımızı davet edecek. Rukiye.